Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Canlıların temel bileşenlerine geçiş yaptık. Şimdiye kadar ne işledik? Biyoloji bilimine bir giriş yaptık, bilimsel bilgiyi işledik. Daha sonra bilim insanlarını işledik arkadaşlar, biyolojinin alt dallarını işledik ve canlıların ortak özelliklerini işledik. Şimdi geliyoruz canlıların temel bileşenlerine. Biz canlıların temel bileşenlerini ikiye ayırıyoruz. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler. Tabii ki önce inorganik bileşiklerden başlayacağız arkadaşlar. İnorganik bileşikler asitler, bazlar, tuzlar, su ve mineral olarak 5'e ayrılıyor. Organik bileşikler ise karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, nükleik asitler ve ATP olarak 6'ya ayrılıyor. Bunların her birini teker teker işleyeceğiz. Tabii inorganik bileşiklere biraz daha az değineceğim. Su haricinde, mineraller haricinde. Ama asitleri, bazları, tuzları öyle basit, kısaca anlatıp geçeceğim arkadaşlar. İnorganik bileşiklerin ilk önce genel özelliklerini vereceğiz. Daha sonra ise teker teker işlemeye başlayacağız. Ama önce ne yapalım? Önce canlıların temel bileşenlerini bir tablo halinde yazalım. Şöyle sayfamı değiştireyim. Şöyle diyelim arkadaşlar, canlıların temel bileşenleri olarak başlık yazalım. Canlıların temel bileşenleri. Temel bileşenleri. Evet. Şimdi canlıların temel bileşenleri ne dedik? İkiye ayırıyoruz dedik. Bunlardan birincisi inorganik bileşikler. İnorganik bileşikler. İkincisi de arkadaşlar organik bileşikler. Organik bileşikler. Arkadaşlar inorganik bileşikler yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomunu bir arada bulundurmazlar. Çeşitlerini yazayım, zaten genel özelliklerinden bahsedeceğim. Organik bileşikler ise yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını bir arada bulundururlar. Temel olarak ayrılmalarının sebebi budur. İnorganik bileşiklerde karbon, hidrojen, oksijen bir arada yok. Organik bileşiklerde karbon, hidrojen, oksijen bir aradadır. Mesela karbondioksit, oksijen var, karbon var ama hidrojen yok. O zaman inorganik bileşik. Mesela C6H12O6, hem karbon var, hem hidrojen var, hem oksijen var. O zaman bu organik bileşiktir. Hemen yazalım. İnorganik bileşikleri ne dedik? Şöyle asitler, bazlar, tuzlar, tuzlar, mineraller, mineraller ve su dedik değil mi? Ve su arkadaşlar, bunlar inorganik bileşikler. Organik bileşikleri de yazalım. Ben organik bileşikleri de aslında kendi içinde ayırıyorum. Enerji olarak kullanılanlar, bir de enerji olarak kullanılmayanlar diye arkadaşlar. O zaman ben şöyle ayırayım onları da. Enerjide kullanılan ya da enerjide, evet öyle diyelim, enerjide kullanılanlar, enerji verici olarak ya da enerjide kullanılmayanlar. Arkadaşlar enerjide kullanılanlar 3 tanedir. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar haricinde hiçbir bileşik enerji verici olarak kullanılmaz. Hemen yazıyorum. Karbonhidrat, karbonhidrat, yağ ve protein. Ve protein. Enerjide kullanılmayanlar ise nelerdir arkadaşlar? Bunlar da vitamin, vitaminler, mineraller, pardon mineral nereden çıktı? Nükleik asitler, nükleik asitler, mineraller tabii ki inorganik bileşik ve ATP arkadaşlar. Bazen hormonları falan da yazıyoruz enerjide kullanılmayanları organik bileşiktir ama hormonları zaten ayrıca hormonlar dersinde göreceğiz. O yüzden buraya tekrardan yazma gereği duymadım hormonları. Evet, şimdi o zaman ne diyelim? İnorganik bileşikler diyelim. İnorganik bileşiklerin genel özelliklerini yazalım arkadaşlar. Daha sonra çeşitlerini işleyelim. Şöyle inorganik bileşikleri büyükçe bir başlık olarak yazıyorum. İnorganik bileşikler. Genel özellikleri nelerdir? Öncelikle ne dedik? Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunmaz dedik arkadaşlar. Bunu yazalım bir. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunmaz.
bir arada bulunmaz. İlk özelliğimiz bu. Daha sonra ne diyoruz? Arkadaşlar bunlar organik maddelerin yapısında kullanılır ve besin sentezinde kullanılır. Yani organik besin sentezleyeceksek ya da besin sentezi yapacaksak bunlar da görev alıyor. O zaman yazalım. Organik madde ve besin sentezinde kullanılır. Besin sentezinde kullanılır. Bir diğer özelliği inorganik bileşiklerin arkadaşlar kesinlikle canlılar tarafından sentezlenemiyor. Doğadan hazır olarak alınır. İnorganik bileşikler canlılar tarafından sentezlenemez. Doğadan hazır olarak alınır. Canlılar tarafından sentezlenemez. Doğadan hazır alınır. Hazır olarak alınır. Evet, özelliğimiz, üçüncü özelliğimiz de bu şekilde. Peki, sindirime uğrarlar mı? Hayır. Arkadaşlar, küçük moleküller oldukları için sindirime uğramadan direkt hücre zarından geçerler. Hücre zarından geçerler. Bir diğer özelliğimiz kesinlikle ve kesinlikle enerji vermezler. Enerji verenler kimler? Bakın burada yazdım. Enerji verenler karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar haricinde hiçbir bileşik enerji vermez. O zaman yazıyorum, enerji vermezler. Sadece vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar arkadaşlar. Peki bir diğer özelliği nedir? Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılabilirler. Mesela mineraller arkadaşlar enzimlerin yapısına katılıyor. Onu minerallerde de tekrardan yazacağım. Buraya da yazalım. Enzimlerin yapısına katılırlar ya da katılabilirler diyelim. Ne olarak katılıyor? Kofaktör. İnorganik madde bağlanıyorsa enzimin yapısına biz buna kofaktör diyoruz. Arkadaşlar bir diğer görevi de işte sitoplazma olur, hücreler arası sıvı olur veya taşıma sıvısı, kan gibi taşıma sıvısı olur. Bunların ozmotik basıncını düzenler. O zaman şöyle diyelim. Vücut içi sıvıların ozmotik basıncını düzenler. Ozmotik basıncını düzenler. Evet, bu şekilde inorganik bileşiklerimizin genel özellikleri. Arkadaşlar genel özellikleri anlattıktan sonra hemen başlayalım isterseniz çeşitlerine. Neydi çeşitleri? Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller ve su. Asit, baz ve tuzu bu videoda anlatacağım. Minerallerle suyu da bir sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum. O zaman şöyle yazalım. Şöyle kenara geçiyorum bakın. Şu alt yan tarafa. Ne diyelim? Bir asitler diyelim. Asitler. Arkadaşlar nedir asit? Asitler sulu çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu veren, suyla etkili ya da suyla etkileştiklerinde hidronyum iyonu veren arkadaşlar maddelerdir bunlar. Nedir hidronyum iyonu? H3O'dur arkadaşlar. Yani hidrojen iyonunun fazla olması gerekiyor asit olabilmesi için. O zaman şöyle diyelim. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu veren ya da su ile etkileşerek hidronyum H3O parantez içerisinde yazalım hidronyum iyonu oluştururlar. Bunları örnek yazayım arkadaşlar. Mesela hidroklorik asit değil mi? En iyi bildiğimiz asit. Parçalandığı zaman ne olacak arkadaşlar? Sulu çözeltisinde hidrojen ve klor olarak ayrılır. İşte bu hidrojen ne yapıyor? Onun asit olmasını sağlıyor. Bir de suyla etkileşerek diyoruz ya, ona bir örnek verelim. Arkadaşlar sirke asidi dediğimiz bir asit vardır. COOH3 bu sirke asididir. Sirke. Şimdi bu sirke suyla tepkimeye girdiği zaman ne oluşturuyor? CH3COO bakın şurada H3 var ya bunu aldı. Ne oluşturdu? H3O oluşturdu arkadaşlar. İşte bu şekilde hidronyum iyonu oluşturuyorsa ya da tepkimesinde hidrojen açığa veriyorsa biz buna ne diyoruz? Asit diyoruz.
Peki asitlerin diğer özellikleri neler? Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor arkadaşlar. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Yazalım. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Kırmızıya çevirir. Bir de fenol kırmızısının rengini sarıya çeviriyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. Fenol kırmızısını sarıya çevirir. Sarıya çevirir. Evet. Özelliklerinden iki tanesi de bunlar. Gelelim. Tatları nasıldır? Arkadaşlar tatları ekşidir. Tatları ekşidir. Mesela limon, portakal bunlar asit içerirler ve tatları ekşidir arkadaşlar. Daha sonra elektriği iletirler tabii ki asitler. Elektriği iletir. Elektriği iletir. Örnek de verelim. Arkadaşlar hidroklorik asit mesela HCl ya da fosforik asit H3PO4 değil mi? Bunlar nedir? Bunlar inorganik asittir. İnorganik asit. Bir de organik asitler var. Mesela C3 H6 O6. Bu nedir? Laktik asit. Bir tane daha var arkadaşlar. CH3 COOH. Bu nedir? Bu da asetik asittir. Asetik asit. Bunlar da nedir arkadaşlar? Organik asitlerdir. Yani bizim vücudumuzda üretilebileceğimiz veya işte normal bir ortamda üretebileceğimiz organik asitlerdir. Organik asit olduğunu nereden anlıyorum? Bakın CHO. Karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunmuş. CHO, karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunmuş. Şu arada oksijendeki 3 olacak. C3, H6, O3 olacak. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bir tane daha ben size not olarak yazdırmak istiyorum. Şimdi karbondioksit hani hatırlayın belki önceki çalışmalarınızdan hatırlarsınız ya da öğretmenlik yapıyorsanız çocuklara söylemişsinizdir. Karbondioksit miktarı arttıkça asitlik artıyor demişizdir. Peki bunun sebebi nedir? Arkadaşlar ametal oksitler vardır. Karbondioksit gibi ametal oksitler. Bunlar sulu çözeltileri asit özelliği gösteriyor. Yani karbondioksiti sulu çözeltiye kattığın zaman asit özelliği gösteriyor. O yüzden karbondioksit kana girince hani kanda bir sulu çözelti ya asit özelliği gösteriyor ve asitliği artırıyor, pH'i düşürüyor. Sebebi bu şekildedir arkadaşlar. O zaman yazalım. Ametal oksitlerin parantez içerisinde yazıyorum. Bakın karbondioksit gibi. Özellikle buradaki karbondioksit bizim için önemlidir. O yüzden sadece bunu yazdım. Sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. Asit özelliği gösterir. Bu nedenle nedenini de yazalım. Karbondioksit neden asit özelliği gösteriyor? Bu nedenle kandaki karbondioksit artınca pH düşer arkadaşlar. Kanın pH'i düşer. Düşer ve asitlik artar. Asitliği artar. Evet, işte asitlerle ilgili genel olarak söyleyeceğimiz özellikler bunlar. Zaten birçoğunu biliyoruz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şu not olan yeri arkadaşlar. Buraya mutlaka dikkat edelim. Gelelim bundan sonraki konumuza. Ne diyeceğiz? Bazlar diyeceğiz. Bir asitler dedik, iki bazlar diyoruz. İki bazlar. Nedir baz? Arkadaşlar bazlar da sulu çözeltilerinde bunlar da ne verecekler? OH iyonu verecekler. Sulu çözeltilerine OH iyonu verecekler. Bu oldukça önemlidir. Asitlerle bazları kesinlikle karıştırmayalım. Asitler hidrojen iyonu veriyorlar. Bazlar da ne veriyorlar? OH iyonu veriyorlar. O zaman yazalım özelliğini. Sulu çözeltiye OH iyonu verir. İyonu verir. Peki bunun diğer özellikleri ne? Bu da kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürüyor. Bakın asit mavi turnusol kağıdını kırmızıya, baz da kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürüyor arkadaşlar. Yazalım o zaman.
Kırmızı turnusol kağıdını, turnusol kağıdını maviye, maviye dönüştür. Evet, maviye dönüştürür dedik. Peki fenol kırmızısını ne yapıyor? Arkadaşlar bu da yine fenol kırmızısını sarıya dönüştürüyor. Fenol kırmızısını sarıya dönüştür. Sarıya dönüştür. Evet, üçüncü özelliğimiz de bu şekilde bazlarla ilgili. Peki tatları nasıl? Arkadaşlar bazların tatları acıdır. Tatları acıdır ve kayganlık hissi verir. Bakın ele kayganlık hissi verir. Kayganlık hissi verir. Hani sabun falan bunlar nedir? Sabunlar, deterjanlar bazdır arkadaşlar. Bu yüzden de kayganlık hissi veriyorlar. Özellikle mesela düşünün çamaşır suyu değil mi? Elimize geldiği zaman çok acayip kaygan oluyor. Sebebi nedir? Baz olmasıdır. Peki elektriği iletir mi? Evet. Elektriği iletir. Elektriği iletir arkadaşlar. Bununla ilgili de bir örnek yazalım. Bakın sodyum hidroksit. Çözündüğü zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın ortama OH iyonu veriyor. O zaman sodyum hidroksit nedir? Bir bazdır. Örneklerini yazalım. Arkadaşlar sodyum hidroksit, işte potasyum hidroksit gibi bileşikler inorganik bazlardır. Bir de CH3NH2. Bu da metil amin. Bu da nedir arkadaşlar? Organik bazdır. Organik bazdır. Evet, bu şekilde inorganik ve organik bazları da yazdık. Bazlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim son olarak tuzlara. Arkadaşlar tuzlar asitlerle bazların birleşmesi sonucunda oluşuyor. Yazalım başlığımızı. Tuzlar. Asitlerle bazların tepkimeye girmesi sonucunda oluşur. Yazalım o zaman. Asitlerle bazların tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Peki hemen bir örnek yazalım. Bizim bazımız neydi? Sodyum hidroksit. NaOH. Asidimiz neydi? Hidroklorik asit. Tepkimeye girdi. Ne oluştu? Sodyum klorür artı su oluştu. O zaman bu tuzlaşma tepkimelerinde, yani tuz oluşturma tepkimelerinde su da oluşuyor mu? Oluşuyor arkadaşlar. Bakın bu baz asit, tuz ve su. Su kesinlikle oluşuyor arkadaşlar tuz oluşumunda. Peki tuzlar ne gibi göreve sahiptirler? Arkadaşlar hücre ile çevresi arasında su alışverişinde etkili oluyor. Yani bizim hücrelerimizdeki tuz miktarı ne kadar artarsa o kadar fazla su girişi oluyor. Bu da mesela aşırı tuzu tükettiğimiz zaman vücudumuzdaki suyun artmasına, yani dokularda tutulan suyun artmasına sebep oluyor. İlk başta iyi bir şey gibi gelebilir ama aslında kötü bir şeydir. Çünkü ödem oluşumuna sebep olur. O yüzden aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki uzak durmuyorsak da yiyorsak da bol bol kesinlikle su içmemiz gerekiyor. O zaman yazalım. Tuzlar hücre ile çevresi arasında su alışverişinde etkilidir. Hücrenin tuz oranı arttıkça ne oluyor? Hücreye gereksiz su giriyor arkadaşlar ve hücrenin patlamasına da sebep olabiliyor. O yüzden bunu da yazalım. Hücredeki tuz oranı arttıkça hücreye gereksiz su girer. Su girer ve patlamasına sebep olur. Evet, bu şekilde. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyelim. Tuzlu su elektriği iletir. Yani tuzun direkt kendisi değil de tuzlu su. Tuzlu su elektriği iletir.
Evet, bu şekilde biz inorganik bileşiklerden asitler, bazlar ve tuzlar kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. 20 dakikalık bir video oldu. Sonraki videoda mineraller ve suyu işleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.